Sevgili YouTube, toplayıcılık seviye 2. Bakınız, kömür fırını. Birçok arkadaş bunu atlıyor. Kömür fırını. Odundan kömür yapan fırın. Bu oyunda kömür bulmak zor falan diyorsunuz ya. Yo, hiç alakası yok. Bugün ortalık biraz şeymiş. Yağmurluymuş. Peki efendim. Geliyorum tavuklar, size de geliyorum. Keşke fışkiyeler bir an önce gelse ama fışkiyelere de çok var ya. Geliyorum tavuklarım. Çıkma lan. Manyak deli. Gel buraya. Uy. Yumurta. Yumurta da toplayıcılıktan veriyor. Enteresan. Saat 8'de işimiz bitiyor demek, tamam mı? Milletle tanışmaya da gidebiliriz. Biraz mekanı da açabiliriz. Bu arada ben hiç bugüne kadar halk evini açmadığım için halk evine çok yabancıyım. Açarken bir yılda kesinlikle bitsin dedim. Yani kırmızı lahana tohumu mu ne? Öyle bir şey alacağız şeyden, tüccardan. Sanırım onu ilk yılda alamıyormuşsun hiçbir koşulda. Şimdi soğanlar varmış. Gidelim onları toplayalım. Aa, buraya da ışınlanmak için yer var. Güzel, güzel, güzel. Andy! Gel bakayım. Senin adını niye hatırlıyorum ben acaba ya? Ah, şu işe bak. Herkesin hakkında konuştuğu yeni çiftçi sensin demek. Nihayet vadiye taşındın. Ben bereket. Fair Haven'la bereket olmamış sanki. Dürüst bir iş. Anladım abi. Jojo'cusun sen değil mi? Jojo. Arazi konusunda bence şanssız değilsin ya. Arazin gayet güzel. Biraz küçük. Ama yani balık avlanır mesela burada da. Şu ağacın görevini çok merak ediyorum mesela. Halk evini nasıl aktif ediyorduk ya? Oradan yürüyünce otomatik mi açılıyordu halk evi? Şimdi müzeye bir uğrayalım. Müzeyi aktif ettik mi hatırlamıyorum. Kırık mı gözlük? Fontaine şehir ilk olarak Mondstadt'ta başlıyor. Oradan Inazuma, oradan da sonra. Bu Fontaine denizin altındaki şey mi? Bir şey göremedim, bir şeyin yok. En iyisi çıkıp biraz izini aramak. Ne dersin? Saçmalıyorsun ya. Vallahi diyorum bak. Bak şimdi. Şunu alayım. Bu. Bu. İki tane paylaşacak şeyim var. Sen niye beğenmedin ki? Müzeye bağışta bulunacağım tabii ya. Al bebeğim. Buradan başlayalım dizme. Okey. Kendine dikkat ediyorsun. Oo, kitaplar mitaplar. Kaliteli ürün almak için ne yapacağımızı. Tamam. Bir tane kitabımız var. Ve olur. Olur. Bir tane kitap bulmuşuz. O da bir şey. Çok geç yatarsanız enerjiniz yenilenmiyor. 12'den önce uyumuş olmanız lazım ki full enerji kalkın. Ya da level atlamanız lazım. Balıkçılıkta level atladım. O yüzden her türlü full enerji uyanacağım. Gece üzerine düşünecek şeylerimiz oldu çünkü. Bugün bütün odunları bitirdiğim için de enerjimizi tüketmekten korkmuyorum açıkçası. Ya bak mesela ben Zelda'yı bitirdim. Hiç sıkılmadım abi. Vallahi ben hiç sıkılmadım yani. Baymadı beni. O ne lan? Jot çıktı oradan. Kömür mü çıktı? Ne çıktı? Landcrafter'ı bitireceğim mesela. Ana. Aa, saat 2 oldu. Neyse, full can kalkacağız. Cebimizde de para yok. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Bakınız, full can. Bugün Alissa'nın doğum günü var. Alissa. Bakayım. 7 paradan 4 para. 3 para mı gitti? Ya Linus var ya, çok çakalsın sen. Yani benim adım Susan. Lewis bana kasabaya yeni gelen bir çiftçi olduğunu söyledi. Taşlar yıkık olmadığı için kendisiyle henüz tanışamıyoruz. Değerli Jojo Mart müşterilerimize. Ha, yarın da şey açılıyor. Sen söyle adını. Ana. Ne ara hasat edecek kadar büyüdü onlar ya. Şimdi bu Elisa Hanım yanlış bilmiyorsam şurada bir yerlerde çalışıyordu. Ana buradaymış. Sol alt köşede. Abo, ona gidene kadar çok vakit geliyor. Abi sen çok kes sözün. Ben çok kes sözüm ne? Ne haber lan? Geçen gün çiftliğin oradan geçtim. Bayağı büyük görünüyor. Tamam. Çok güzel manzaramız var ya. Sözünü bitirmiyorsun. Çok gıcık oldum açıkçası. Alınma ama. O anda bir şeye bakıyorsam
Kafam gidiyor. Ama haklısın. Ona daha dikkat etmem lazım. Anladım. Öyle mi Blair? Adın ne? Merhaba kurbaş, ben Blair. Gelecekteki karın. Efendim? Parashane giriyor mesela. Ben unutuyorum sözümü. Merhaba kurbaş. Teleferik seferi nasıldı? Tepeyanı köyüne hoş geldin. Tepenin yanındaki bir köy. Sanırım ya sana verdiğim mektubu okumuşsun. Ben ilk ve tek leneyim. Lütfen alkışını turun sonuna sakla. Tepeyanı şef idari memuruyum. Evrak işini o yapar demenin karmaşık bir yolu. Ya işte muhtarsın. Vadinin dışından ziyarete gelen pek sık olmaz. Bu yüzden seni görmekten gerçekten mutluyuz. Ben de mutluyum. Sizi gördüğüm için bir sürü yeni NPC'dir bu. Bana bırak çiftliğindeki şu eski barakada birisi yaşayalı çok oldu. Eskiden iyi bir dostuma aitti. O yüzden umarım oraya iyi bakarsın. Ha, sen bizim büyük babayı tanıyor musun? İyi bir dost. Hem de nasıl? Ne oluyor lan? Büyük baba? Büyük baba? Sana köyü çabucak bir turla göstermeme izin ver. Sıkı tutun kovboy. Yeah bebeğim. Gezdir beni. Ha, şu doğum günüsü olan. İlk önce küçük kabin otelimiz var. Dağda uzun bir koşudan sonra rahatlamak için müthiş bir yer. Koşudan sonra hala yorulmadıysan diye üçüncü katta bir spor salonu bile var. Bakarız. Öbür tarafa gittiğimde Scarf'sa hiç kimse bana tanıtmadı. Yamaç köyü. Tam burasıysa köy meydanı. Köyün atam kalbi. İnsanlar burada başka kasabalarla buluşup sosyalleşmeyi sever. Hava durumunu izin verirse. Asıl sihir bu katın yukarısında. Burası benim ofisim. Odun, tuğla ve evraktan yapıldı. Bazen belediye işleri için Levis uğrar ya da biliyorsun ona çok fazla ciddi olduğu için kızmıyor. Ana, onu kızdırmaya da giderim, anladım. Bu yobanın bana ablası olarak verdiği bir hak. Yani bunların inandığı tanrı. Yoba. Yobaz bunlar. Kokuyu alıyor musun? Bu Pika'nın mekanı. Tepeyan mutfağının ana merkezi. Onun servis ettiği yemekleri ve buranın atmosferini seviyorum. Bana manzaradan bahsettirme bile. Aşağıda bakma. Eğer bakarsam midem bulanmaya başlarsa beni suçlama. Tamam. Teyze sal beni. Doğum günü kutlaması var. Konser alanı. Gözlerine Yıldız Sınırı sahnesinden ziyafet çek. Robin ve Clint'in toplanmalar ve etkinlikler için bu sahneyi inşa etmemize yardım ettiler. Son zamanlarda pek kullanılmıyor. Gerçeği söylemek gerekirse bu utanç verici. Aşağıda müzisyen arkadaşlar var, onları ben ayarlarım. Yerel halkın moralı şu aralar pek müthiş de değil. Köyde ürkütücü hayaletler ve tehlikeli meyveler hakkında so tehlikeli meyveler mi? Seni temin ederim bunlar söylentiden başka bir şey değil. Tek tehlikeli meyve ruhlar arefesi sırasında bir bal kabağıdır ancak. Abi ben de kulaklık alacağım, laptopuma kulak içimi alayım, kulak dışım. Evet. Ben kulak içi aldım. Yani kulak üstü de alabilirsin. Şu tarz bir şey de alabilirsin. Şimdi saç ektirdiğim için kullanamıyorum ben onu. Ben de iPhone ve Macintosh ıvır zıvır olduğu için ben kendime bir tane AirPod Pro aldım. Pro 2. Windows'a da bağlanıyor ve çok da temiz ses alıyorum. 6-7 saat falan da şey var. Şarj süresi var tek kullanımda. Ama çok pahalı gelecektir sana. True wireless bir kulaklık alabiliyorsan, Bluetooth değil de true wireless almanı tavsiye ederim. Gücün yetmiyorsa Bluetooth alabilirsin. Ama bence kablosuz bir kulaklık çok pahalıya geleceği için kablolu kaliteli bir kulaklık almayı tavsiye ederim ben şahsen. Yani bunların özellikle pil ömrüyle ilgili sıkıntı olduğu için ya çok ciddi bir para vereceksin. Bu sol arkadaki arkadaş kim bilmiyorum. Ya da iyi kaliteli bir kablolu kulaklık daha iyi olabilir diye öneride bulunayım. Marka sorma. Benim vereceğim markalar seni biraz yorar. Köyde yaşayan birkaç çiftçi de var. Anladım abi. Jerry'in çiftliği, Çiçekli Bayır çiftliği, Kuzeybatı'da yer alıyor. Bayağı komik bir çocuk. Kullanışlı çiftlik ürünleri satıyor. Ayrıca Güneybatımızda da Bülbül Bahçesi var. Lidenlar ve yeğenleri Alisa tarafından yönetiliyor. Alisa mucizevi bir sesi olan hoş bir genç kız. Ancak sergilemek için özgüveni yok maalesef. Bende o iş. Belki özel birisi ona kendisini bulmasına yardım edebilirim.
Kimden bahsediyorsun acaba? Tamam. Teşekkür ederim gezdirdiğin için. Şu dağ rokası dedikleri zıkkım bu kasabanın en sevdiği Kiara. Bir ara takılalım mı? Yalnız bu kasabanın kadınları biraz şey. Tatlım. Bakınız, roka sevecek. Dağ rokası. Ne demek? Canım benim. Kendine dikkat ediyorsun. Şu abiyle de tanışalım. Seninle tanıştığıma sevindim genç adam. Seni buralarda daha önce görmedim. Sanıyorum sen Levis'in bana hakkında bilgi verdiği yeni çiftçisin. Vadiye hoş geldin kurbaş. Ben Richard. Küçük kütük kabin otelinin sahibiyim. Bu önceden bu kadar Türkçe'ye çevrilmemiş daha baya şey. Güzel. Tatlım ne haber? Şimdi doğum günü hatunu sol alt köşede. Nasıl gidilir bilmiyorum ama herhalde buralardan bir yerden gidilir. Üstten mi? Ben neredeyim şu an? Kendim bulamıyorum haritada. Ha şuradayım. Oo daha aşağı ineceğim. Köprüden karşıya geçeceğim. Sola yürüyeceğim. Oğlum buralardan yukarı çıkış vardı ya. Ben buralardan bir yerden hatırlıyor musun? Bir yerden yukarı çıkmıştık. Nereden çıkmıştık? Şuradan mı? Buradanmış. Yani madem para benim için dert değil diyorsun. Yapıştır. Gizemli bir adam bir haritayı işaretliyor gibi görünüyor. Sponsorluk alınmış gibi. Abi şu an söylediğin her kelime senin aleyhine işleyecek. Sponsorluk şey için mi? Steel Series için mi? Steel Series bana sponsor olmaz oğlum ya. Ben her şeyi kendi cebimden alıyorum bebiş. Rahmetli çiftçinin torununun vadiye geldiğini görüyorum. Ruhlar seni selamlıyor çiftçi. Ben isimsiz bir gezginim. Ama bana Gio diyebilirsin. Ya da Yiwu ya da Hiwu. Da whatever. Kulaklarımın gerçek şeklini görebiliyor musun? Evet Elif'sin sen. Bu kesinlikle bir sürpriz. Genellikle kainin büyüsü benim gerçek halimi insanlardan saklar. Allah Allah. Ama insanların sana inanacağından şüpheliyim zaten. Söylemeyeceğim lan kimseye. Deli. İlginç. Ne? Hiç. Müsaade edersen gitmeliyim ya. Toz, toz, toz adam. Bu neydi şimdi? Gerçekten bu neydi şimdi? Ana, siz kimsiniz lan? Amca, merhaba yabancı. Herkesin konuştuğu şu yeni çiftçi sen olmalısın. Seninle tanıştığıma memnunum. İsmim Freddy. Eşim Lola'yla Tepeyan'ın köyünde yaşıyorum. Bir ara muhabbete bize uğra istersen uğrarım. Bu da işin mi? Merhaba canım. Burada yenisin. Haksız mıyım? Kasabada yeni yüzlerimi görmek çok güzel. Benim yavrum Lola. Kocam burada yaşıyoruz. Anladım. Seviyorsunuz bu hayatı belli. Hocam şunların hepsini bana verin ya. Bunun biraz önce karşılaştığım gizemli arkadaşın evi de buralarda bir yerdeydi. Nasıl gidiliyordu? Ha yukarıdaymış. Daha da yukarı. Yukarı, yukarı ve ileri. Patron ne haber? Neye bakacak Allah aşkına ya? Kendi kendine. Burada body yatıyor. Body zamanım çok kısaydı. Body? Body bebeğim gitme. Burası bunun evi. İki tane değişik balık görüyorum orada. Birini yakalasak. Balıkçılığım çok düşük ya. Biraz balıkçılık kasmam lazım. Kişo, o ne ya? Elif de hoş geldin. Hey, sakin, sakin. Dur, daha level 1 2 bir şeyim daha. Dur. O ne lan? Dağ alabalığı. Şunu da yakalayayım ya. Bu neymiş? Zalim alabalık. İsimleri çok kralmış ya bunların. Bunlar kesin bir yerlerde bir göreve möreve falan da lazım olur ha. Bütün şu balıkları ben alayım. Yemelik bölümüne atayım. Birkaç tane daha sandık yapmak lazım ama bu arada. Bayağı balık topladık. Güzel güzel. Abi seslendirme sanatçısı ol. Ben mi?
Eyvallah. Zannetmiyorum. Hocam şunları üf. Kurmuş gel. Hocam tertemiz yaptım size. Sırf şey gelişsin diye ha. Komşuluk ilişkilerimiz pekişsin yani. Başka bir şey değil. Aha, board var burada. Board. What kind of board? Biri bana büyük yağlı sulu bir domates getirebilir mi? Gizli bir proje için. Ki ay. Domates. Hocam domates. Domates ektiğimi hiç hatırlamıyorum ya. Para mı kassak ya biraz artık ufak bak. Abim benim şarj bir ya. Bir şey yazamıyorum. Şarjım bir şey yazamıyorum mu? O ne demek lan? Yazı yazmak için mi şarj gerekiyor? Dinlemek için mi şarj gerekiyor? Yani bir şey yazarsam pilim daha hızlı bitecek. İzleyemeyeceğim o yüzden yazamıyorum gibi bir şey mi? Kayıp bir kitap buldun. Nereden? Nasıl? Şu an çok komik ama aşağılayıcı bir şaka yapasım geldi. Anne ve benden sorulur. Bir şey söyleyeyim mi? Sen seviyorsun bu hayatı ha. İyisin iyi. Bence hızlıca bir silo olayına girelim. Çalıları alabileceğimiz hale getirelim. Lazım yani. Oy, gir. Uyu. Ve seviye bir çiftçilik, sulama kabı uzmanlığı, çapı uzmanlığı, korkuluk. Kamp ocağı. Kamp ocağı herhangi bir yerde yemek yapmamı sağlayacak. Yosun çorbası. O ne be? Yosundan çorba. Abi yayın saat kaça kadar? Ne bileyim ben. Uykum gelince kapatırız dükkanı. Sadece sana ailenin posta yoluyla gönderebileceğini söylemek istedim. Biliyorum bebe. Bir gün daha fazla işte bu noktada yardım edebilirim. Şöyle olur böyle olur. Yerel marangozunuz Robin. Tabii efendim. Kaç tane? 3 tane şey mi oldu? Ulan. Geliyorum. Sevgili şeylerim. Geliyorum. Merak etmeyin. Biraz tohum alsam. Para olayını çözmeye başlamam lazım ufaktan ama hiçbir şeye harcayasım yok. O yüzden yani hiçbir şeyi satasım yok daha doğrusu. Şeyi görmeden çünkü ben daha önce dediğim gibi hiç halk evini tamamlamadığım için halk evine neler lazım hiçbir fikrim yok. Benim için de değişik bir challenge olacak bakalım. Geldim. Sizi sevmeye geldim. Yavrularım. Bak. Abi benim uykum geldi. Uyu oğlum. Ayıp ediyorsun ha. Vay niye uyudun falan mı diyeceğim. Üzüyorsun beni. Şuraya iyice otlar yayılsın. Bir de bu alanı genişletmek lazım. Bu küçük çiftlik güzel de çiftliği büyüttüğüm zaman bu alan küçücük kalır yani. Mavi şeylere vurmamam lazım. Onu biliyorum. Otomatik. Yapıştır şunu. Abo, 37 tane oldu bile. Ayda yılda yayın açtığın için açtığın yayını da kaçırmak istemem. Yok. Açacağım artık ya. İş yoğunluğumun birçoğunu hallettim. Bazı sıkıntılar vardı. Bizim proje canlıya giriyordu. İstemli olmadı yani bu sefer. Bir de ev baktım bilmem ne. Ev taşıyacağım dönemde zaten ortalık çok karışık olacağı için şimdi açabildiğim kadar çok yayın açmak istiyorum artık.
Saat 9 oldu. Güzel, güzel, güzel. Halk evini nasıl aktif edeceğiz ya? 6. gün bu. Kaçıncı günde böyle yukarı doğru giderken otomatik olarak aktif oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bilgi gelmiyor aklıma. Aha. Yeni günlük girdisi. Merhaba hocam. Ah selam. Selam canım. Ne kadar da göze batıyor. Şuralar güzelmiş, sol üst taraf. Burası Pelikan Kasabası halk evi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Yok ya. Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Bakınız pelikan heykeli de var. Bir de şimdiki haline bak. Utanç verici. Bugünlerde gençlik televizyonun önünde oturup toplumla ilişki kurmaktan kaçınıyor. Yo. Bakar mısın? Yaşlı dayılar gibi konuşuyorum. Gerçekten pala bıyıklarından utan. Joja şirketi toprağımı satmam için beni zorluyor ki burayı depoya çevirebilsinler. Gelecek paranın Pelikan kasabasına faydası dokunabilir. Yine de burayı satmama engel olan bir şey var. Sanırım yaşlandıkça geçmişten kalan şeylere iyice bağlanıyorum. Neyse ya. Oğlum sat lan işte, heykelini yapmana yardımcı olur. Her bir başkası da Joja şirketi üyeliği alırsa araziyi satacağım. Hayırlısı be müdür. Gel içeri geçelim. Geçelim. Bu da ne? Sanırım Vincent ve Jess burada oyun oynuyormuş. Yok ya. Burası hatırladığımdan daha harap halde. Al. Aha. Ayakları ve kolları olan bir elma bana selam veriyor. Ne? Sen göremezsin ben. Efsun'da olduğum için. Sorun nedir? İyi misin? Bir şey mi gördün? Burası kesin farelerle doludur. Ne bileyim ben. Beni endişelendiriyorsun kurbaş. Şey, sanırım eve gideceğim. Acıkmaya başladım. Gıcır gıcır seslere bak lan. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zaman olursa o fareleri yakalamaya yardım edersin. Ben de o iş. Bu sefer ben de bak. Bu sefer gidip üyelik almayacağım. Weird. Burayı dikkatlice incelemem gerekecek. Bir şey diyeyim mi? Nereye inceleyeceğimi biliyor musun? Alamıyor muyum bunu? Hocam, şurada şu varmış. Hede de hıdı. Hıdı hey. Tabii efendim. Tabii okuduk anlamadık. Bunlar temizlenmiyor. Kazan dairesi, kasa dairesi, akvaryum. İştir ha bu, iştir. Meslek gibi bir şey. Güzel. Şimdi efendim. Aha, Fulya. Gel bakayım. Hey, kes şunu, tamam. Sen nereden gördün benim çöpün yanında olduğumu? Ha bunda da ilişki kasmamız lazım. Bu yüzey kristali falan mı seviyordu? Dağ rokası, karnabahar, kuvars. Patron. Al hele bakayım. Merhaba, merhaba canım. Uy, uy. Herkes üstüme uçuyor. Envanter mi dolu? Allah Allah. Ne ara doldurduk ya? Bu ne lan? Drawing that aren't covered by dirt are actually quite good. Çocuk çizim defteri diye bir kitap buldum ama ne özelliği olduğunu yazmıyor. Enteresan. Hocam şunlar sende kalsın. Şunlar sende kalsın. Ondan sonra bu ve bu sende kalsın. Bu da sende kalsın. Ondan sonra şurada kalsın. Şunu da bir okuyalım bakalım. Lan. Yeni bir güç öğrendin. Efendim? Ne öğrendim?
Ne öğrendim? Allah Allah. Allah Allah. Neyse, buralar açıldı. Güzel. Tabii ben buraya daha önce girdiğim için ara sahneler, ıvırlar zıvırlar hiçbir şey yok. Ufak ufak bir madende ilerlemeye başlayalım bence. Uy. Bir şey soracağım. Ben hangi kattan girdim? Bir mi? Bir mi? Hocam ben... Beşinci katı görmüş adam. Allah kahretsin. Yanıma kılıcımı almadan mı geldim gerçekten? Aslan parçası. Balçık çadırı bu be. Aslan parçası. Gel bakayım. Burada bir şey yok. Yürü çıkalım hemen. Beni de nasıl çat diye buldum. Abo. Bir sürü merdiven var. Bakayım ileride merdiven varsa onunla çıkarız. Bir tane de ileride var. Geriye doğru yürümektense ilerleyip ilerideki merdiveni açmak daha mantıklı olacak. Çünkü merdiveni bir kere açınca diğer merdivenler iptal oluyor. Ana merdiven çıktı direkt. İçine girer girmez merdiven çıkması ne demek ya? Arka bahçemden kedi bağırma sesi geliyor. Kediler gece gece fayt atıyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Onu bile özledim ha. Burada salak salak geceleri tilkilerin kapışma sesleri geliyor. Çok çirkin yani. Yani What Does the Fox Say diye bir şarkı vardır, bilir misin? Çok eğlenceli bir şarkıdır. Eğer izlemedinse ya da dinlemedinse eski bir şarkıdır. Tilkiler nasıl ses çıkartır diye bir şarkı. Tilkiler iğrenç sesler çıkartıyor. Uy, bir sürü külçem oldu ya lan. Uy, tohum. Şş, gel bakayım. Seni kıracağım. Lan, lan. Güzel. Anam. 10. kat. Deri çizmeler aldım. Tabii alırım. Bir savunma, bir dokunulmazlık. Olur öyle be. Olur öyle be. Bu ne lan? Bir sürü oldu lastik çizme. Bunları satabiliyor muyum acaba? What does the fox say? 15'e gidelim madem. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Neredesin? Lan? Ziyot tükürdü. Güzel. Bal çıkışa görevini de tamamladım. Daha iyi bir kılıç bulalım. Şey vardı, gizli ormanın içerisinde, gizli orman değil de büyücünün altındaki ormanın içerisinde kılıç bulabildiğim bir yer vardı. Orayı hatırlamam lazım ama. Lan merdiven niye çıktı orada? Dın 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 dın. Neyse gideyim kömürü alayım. Hiç ihtiyacım olmamasına rağmen. Kaçıyorum ben, kaçıyorum. Bir şey var mı hocam toplanacak? Toplanacak bir şey yoksa gidelim bu kattan hemen hızlı hızlı. Şurada bakır var. Onu almamız lazım. Güzel. Ölür müsün? Lan o beni öldürecek yemin ediyorum.
Lan? Aa manyak. Kaç? 14. Güzel. Gidebiliriz. Şunları şuraya atalım hocam. Otomatiğin içerisine 5 tane daha bakır atalım. Külçe sayımız delirmeye başlasın. Sonra cüceyi bir şuradan alalım. Ya uyku düzenim çok iyi oldu. Okulu varken kötü uyku düzenim vardı. Hayırlı olsun kardeşim. Şu alana nasıl gidildiğini hatırlamıyorum. Tabii. Çok doğru dedin onu kral. Onu çok iyi söyledin sen. Şimdi gidelim bu gece artık. Büyücüyle yarın tanışma günümüz. İlk haftadan 7. gün ilk haftaya giriyor mu? Evet, 7. gün ilk haftaya giriyor. İlk haftadan böylece büyücüye bir şey veririm. Ne veririm bilmiyorum. Büyücüyle ilişki kasmamız lazım çünkü çok hızlı bir şekilde. Sohbetimizi etmiş ve onunla da tanışmış oluruz. Bu bizim için çok iyi. Ondan sonra cima. Ondan sonra cima. Ayrıca 7. gün kesinlikle ve kesinlikle şeye bir hediye daha vermem gerekiyor. Nerede bizim gıcık kız? Gerçi Alissa var. Alissa'yla da sanırım dans edebiliyordum. Yani dans partisinde yalnız kalmak istemiyorum biliyorsunuz mu? Bir şekilde benim birilerini kafalamam lazım dans için. Hop, şunları bir alalım hocam. Ben uyumaya gidiyorum. Sana iyi yayınlar abi. Ben uyurken ses yapsın diye yayını açık bırakıyorum. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın eşlik ettiğin için. Otomatik yemelik. Şunu bir alalım hocam. Şunu şu araya ekelim. Sonra onu bir sulayalım. Abi çok iyi. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel malzemelerim var. Yarın itibariyle büyücüyle tanışıyoruz. Yarın itibariyle halk evini dizmeye başlayacağız. Enteresan. Enteresan. Ayrıca 13 tane bakır külçesi yaptım. Bunu 20'ye tamamladıktan sonra bakırın kendisini biriktirmeye başlayacağım. Çünkü bakırın kendisiyle de bir şeyler yapılıyordu. Bir şekilde hızlı hızlı ağaç teknolojisini açmamız lazım. Bunların hepsi ve daha sonrası için bir sonraki bölümde görüşürüz sevgili YouTube.